Ben buraya senden özür dilemeye geldim. Now days are gone, over the mountain. Akıttığın her gözyaşı damlası için, sana yaşattığım bütün kötü duygular için özür dilemeye geldim. Şu an sana sarılmak istiyorum. Tekrar seninle burada yaşamak istiyorum. Ev halkı günlerdir uzaktan kumanda görevi nedeniyle hiç beklemedikleri anlarda hareketsiz kalıyor. Çığlık çığlığa evin içinde koşuşturuyor, ağır çekim ya da hızlı çekim hareket ediyor. Ancak hiçbiri, özellikle Rezan, Big Brother tarafından gelen son kımıldama komutunun kendilerini bu denli etkileyeceğini bilmiyordu. Big Brother kımıldama komutunu verdi ve evin kapısı açıldı. Kapı açıldı ve içeri eve üçüncü hafta veda eden Yasin girdi. Rezan ve Yasin'in ilk haftadan itibaren başlayan arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşmeye başlamıştı. Don't worry be happy. Don't worry be happy. Aynen işte. Ancak Rezan'ın Yasin'in eve vedasıyla sonuçlanan 3. haftanın finalinde Yasin'in Hayal adında özel bir arkadaşının olduğunu öğrenmesi ikili arasında büyük bir gerilime neden olmuştu. Yasin? Babam gelmiştir. Annem gelememiş olabilir çalıştığı için. Emre gelmiştir. Hayal gelmiştir belki. Ebru gelmiştir. Onlar gelmiştir diye düşünüyorum. Hayal kim Yasin? Benim hayatımda olan özel bir insan. Şu an ne demek istiyor Yasin? Yasin'in eve vedasının ardından ikili yılbaşı gecesinde bir araya gelmiş ve duygusal anlar yaşamıştı. Dün akşam Yasin'e aşık olduğumu anladım. Ama onun aynı hislerde olmadığının farkındayım. Onu düşünmek bile istemiyorum ya. Ve tüm yaşananların bıraktığı izleri taşıyan Yasin ve Rezan şimdi karşı karşıya. Rezan'ın hareket etmesi, tüm evin yılbaşı gecesinde var mısın yok musun oynayarak kazandıkları tüm parayı kaybetmelerine neden olabilir. Ben buraya senden özür dilemeye geldim. Akıttığın her gözyaşı damlası için, sana yaşattığım bütün kötü duygular için özür dilemeye geldim. Eve girerken bile bu kadar heyecanlanmadım ben. Biliyorum çok merak ediyorsun. Hayal kimliği çok merak ediyorsun. Evet, hayal karakteri vardı. Ama hayal benim bu eve gelmeden önce ayrıldığım kız arkadaşımdı. Yeni bitmişti. Evet. Ama sana burada bir şeylere dur dememin sebebi kafamın karışıklığındandı. Sana hissettiğim hiçbir şey yalan değildi. Bakışlarım hiçbir zaman yalan değildi. Sen bir strateji değildin Rezan. Strateji olmuş olsaydın, neyse. Benim duygularım hiçbir zaman strateji olmadı. Olamaz. Ben sana dans ederken de söylediğim şey, finale giderken gideceğimi düşündüğümde seni de yanımda götürmek istiyorum, Demir'i de yanımda götürmek istiyorum derken ben gideceğimi düşündüğüm için de
Seni hiçbir zaman strateji olarak görmedim. Kafamın karışıklığı yeni biten bir ilişkim olmasıydı. Başka hiçbir sebebi yoktu. Ne insanlardan çekindim, ne insanların tepkisinden korktum. Hiçbir zaman korkmadım. Yaşadığım her şey gerçekti. Şu an sana sarılmak istiyorum. Tekrar seninle burada yaşamak istiyorum. Ama olmadı. Yasin Rezan'a Hayal'in aslında kim olduğunu, hissettiklerini, düşüncelerini, pişmanlıklarını açık şekilde dile getirdi. Yasin'in duygu yüklü konuşması, kımıldama komutuna uymak zorunda olan Rezan için şimdiye kadarki en zor görevlerden birine dönüştü. Senden tekrar özür diliyorum. Yani affeder misin bilmiyorum ama çok büyük hata yaptım. Bunun farkındayım. Burada ne suçlu, ne sensin, ne Hayal. Sadece tek bir suçlu var, o da benim. Ya kafamı tamamen toparlayıp gelecektim. Ya da seninle olan her şeye izin vermeyecektim. Senin hiçbir suçun yok. Yasin. Çiçeği masaya bırak ve evi terk et. Kendine çok iyi bak. İzliyorum seni. Biliyorum. Ben buradan ayrıldıktan sonra yorum yapanlarınız olacak. Buna ben dışarıdan engel olamam. Ama bu konuyla ilgili Rezan'ın kimsenin üzmesini istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çiçekler. İlk yorum benden Yasin. Yasin değil mi? Göremedik yüzünü ya. Çok yakışıklıydı. Ya, kıyamam sana be. Bence çok mutlu oldun. Valla deliler gibi sarılmak istedim. Ya böyle boynuna atlayasım vardı ve çok yakışıklıydı. Ayrı bir böyle çok yakışıklıydı yani. Çok hoş görünüyordu. Sakalı da yerine gelmişti. Yani sakalsız olmuyor yani. Sakalı olması gerekiyor. Ya yani çok yani güzel adam yani. Güzel adam. Tüm ev sakinleri normal komutuyla Rezan'a destek için yanına geldi. Of. Kıldamadın değil mi? Kalbini azaltıyor. Tamam. Big Brother'a çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettin. Ne güzel ya. Ne mutlusun şimdi. Çok oldu. Bu açılınca birisinin ailesi geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sarılırdım. Kız. Ya sen nasıl sarılmadın? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sarılırdım. Konuşabiliyor muydu peki? Hayır. Bir şekilde. Rez hiçbir şey yapamadım. Ay teşekkür ederim. Sen yüzünü görebildin mi? Gözüne bakabiliyorum. Yani tam burada durdu. Çünkü ben böyle duruyordum. Ya gözü oynatabiliyoruz çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? Ben %1500 sarılmıştım. Duramazdım ya. Sinan, bak o kadar çocuğa yorum yaptın. Bak gördün mü? Yasin'le olan ilişkisi birçok engelle karşılaşsa da Rezan Yasin'i gördüğü için çok mutluydu.
Elime geldi. Şöyle yapalım dedi, beraber yapalım dedi. İstemiyorum dedim, git dedi. Harap ediyorsun kendini böyle. Abi ne olursa olsun artık bundan sonra çıktı yani. Yine bir ağlamayla dönmeyeceğim bu sefer. Gerçekten canım çok acıyor. Gerçekten canım çok acıyor. Yasin'in eve girmesinin ardından Rezan, Yasin'in getirdiği gülleri ne yapacağını düşünürken adeta yüzünde güller açmaktaydı. Seni hiçbir zaman strateji olarak görmedim. Çok yakışıklıydı, çok! Ne insanlardan çekindim, ne insanların tepkisinden korktum. Hiçbir zaman korktum. Yaşadığım her şey gerçekti. Rezan ağza bak. Ya duramıyorum, vallahi duramıyorum artık yani. Sen nasıl durdun sarılmadan ya? Pişman mısın sarılmadan? Çok yakışıklıydı diyor. Çok yakışıklıydı. Abi iyi geldi mi? Çok özlemişim ya gerçekten. İyi geldi mi? Herhalde. Sana hissettiğim hiçbir şey yalan değildi. Bakışlarım hiçbir zaman yalan değildi. No, I can't take this anymore. Rezan gülleri alarak kızlar odasına gitti ve gülleri her an görebileceği bir yere koymayı tercih etti. Tell me what you see, darling. Oh be, şükürler olsun. Uzaktan kumanda görevi sırasında Yasin'in eve gelip Rezan'la yaptığı konuşmanın ardından Rezan'ın neşesi görülmeye değerdi. Neşeli. Ne yapayım size, ne yemek yapayım? Ne yapayım? Pankek yap da yiyelim. Yapayım mı pankek bak, size? Bak. Yapayım mı pankek? Ne yapacağım, malzemem var? Yaparım ben, uydururum. Arkadaşları ise Reza'nın bu mutlu anlarını kendileri adına fırsata çevirmek için ellerinden geleni yaptı. Rez şey yapsak mı ya? Kek yapayım. Patatesli şey yapıyorduk ya yapma. Böyle. Yapma! Yok ıslak kek yapalım. Yapma ya! Malzemek mi? Ya lütfen. Süt yok ki ıslak şey kek yaparız. İçin. Şey yaparız. Böyle börek gibi patatesli yapıyorduk ya böyle. He. Ondan yapalım. Hamur yaşayayım size, tamam. Ha, o zaman önce bulaşıkları yıkayayım. Önce bulaşıkları yıkayayım, ondan sonra onu yapayım. Patates soysak bugün mı? Evet, bir ondan bir de tatlı gider yani. Sanki yapmıyordum yani. Ama şimdi göremediniz, hiçbiriniz ben göremediniz ama ya. Çok yakışıklıydı. Çok yakışıklıydı. Sakalları uzamış herhalde. Uzamış, sakalları uzamış. Yasin sakın sakallarını kesme bak. O çıkışta beni bekleyecek ya. Hiç. Ben bu motivasyonla var ya of. Ben de buradan şu an seni dikkatle hadi izliyorum ha. Çıkar. Dikkatle izliyorum senin bu motivasyonla. Rezan Yasin'in kendisine söylediklerini büyük bir heyecanla ev arkadaşlarıyla paylaştı. İşte şey dedi, hayal karakteri var dedi, işte eski kız arkadaşım dedi. Ondan sonra bazı şeyleri bitirmemiştik dedi. O yüzden dedi ben sana hani bekleyelim falan gibisinden hani konuşmalar yaptım falan. Sana da tam açıklayamadım ama her şey bitti şu anda dedi. Ondan sonracıma. Öyle dedi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Öyle dedi, öyle dedi. Ondan sonracıma
Şey dedi, kesinlikle dedi, sen bir strateji değildin dedi. Ben seni kullanmadım dedi. Lütfen böyle düşünme dedi. Ondan evet doğru dedi. Hani ben de finale hani gitmek istiyordum. Seni de ve Demir'i de yanımda götürmek istiyordum. Bu kötü anlamda değil, onu demek istedi. Ondan sonra cuma. Çok güzel konuştu dedin sen. Çok çünkü güzel evet. Konuştu. Ondan sonra başka ne diyeceğim hatırlamıyorum. Yani ya sen oğlum ya. Sen her şeyi hatırlıyorsundur sen söyle. Evet, hatırlıyorum sen söyle. Da yani şimdi. Tamam söyle ben şey yapamıyorum tamam işte yani seni kullanmadım dedi. Sana olan isteğimin hepsi gerçekti dedi. Sana olan isteğimin hepsi gerçekti bakışlarım, dedi. Bakışlarım, konuşmalarımız, elin tutuşum hepsi gerçekti dedi. Baba elini tutuşamıyorum bile yani. Ben böyle. Ben orada var mısın yok musun da konuşurken. Bak var mısın yok musun da konuşurken de konuştuklarımızın yarısını unutuyorum çünkü onunlarken. Sonra? Yaşanan duygusal durumdan rezan kadar etkilenen evin aşık kızı İdil, Yasin'in taklidini yapmak istese de çok başarılı olamadı. Sana olan isteğimin hiçbiri gerçek... Ayşe gerçek demiyor. Hiçbiri... Yalan değildi. Rezan. Gerçek seni bekliyorum olacağım falan. Böyle söylüyor ya. Ben orada böyleyim. Ben orada çok yapıyordum. İdil'in yaşananlardan sonra en merak ettiği konuysa Rezan'ın nasıl dayanıp Yasin'e sarılmadığıydı. Ve bu konunun peşini bırakmamaya kararlıydı. Harbi sana nasıl geldi mi? Nasıl gelmez ya? Düşündün nasıl mü gelmez böyle? Yani? Düşündün mü? Düşündüm sonra geri çektim kendimi. Zaten benim ağzım biraz böyle bir şey oldu. Şu an sana sarılmak istiyorum. Tekrar seninle burada yaşamak istiyorum. Ama olmadı. Vallahi tuttum kendimi. İyi tuttum kendimi. Yasin'in kımıldama komutu sırasında eve girerek Rezan'la yaptığı konuşma evdeki herkesin duygusal bir havaya bürünmesine neden oldu. Onur'la yaşadıklarından sonra gözyaşları dinmeyen Seda ise ağaç evde tek başına kalmıştı. Onur Seda'nın ağladığını gördü ancak ilgilenmemeyi tercih etti. Yasin eve gelerek Rezan'a olan hislerini açıkça anlattı ancak Rezan'ın Yasin'le konuşma şansı olmadı. Rezan da Yasin'e söylemek istediklerini ev halkının dışarıyla tek bağlantı yolu olan selfie aynasıyla dile getirdi. Seda'nın ağladığını görüp yanına gitmemeyi tercih eden Onur'sa durumla alakalı olarak evdeki en yakın arkadaşım dediği Sinan'dan tavsiyeler aldı. Ağlıyor. Niye? Sinema geldi. Şurada yapalım dedi, beraber yapalım dedi. İstemiyorum dedim, git dedim. Yapma dedim, yardım falan istemiyorum dedim. Ya niye dedi bu görev falan dedi, sosyal sorumluluk görevi falan. İstemiyorum bunu, ben yapmayacağım dedi. Şimdi ağlıyorsun, gün gün ağlıyorsun. Hedef sensin. Değil mi? Hedef benim. Farkında olduğum için o yüzden pas vermiyorum artık. Abi ne olursa olsun artık bundan sonra çıktı yani gitti. Yine bir ağlamayla dönmeyeceğim bu sefer. Her ağladığında bu kadar rahat dönüyorum ben, yanındayım. O yine belki bunu bekliyor ama bu sefer olmayacak. Seda'nın battaniye altında devam eden gözyaşlarına dayanamayan Rezan, ağaç evdeki arkadaşının yanına gitti. (Gülüyor)
Seda. Kalk. Harap ediyorsun kendini böyle. Canım canım. Gerçekten canım çok acıyor. Gerçekten canım çok acıyor. Benimle konuşmamanızı anlarım. Beni tek bırakmanızı anlarım. Beraber gülüp eğlenmenizi, yemek yerken beni çağırmamanızı anlarım. Çünkü hatalar yaptım. Yok, yemek yerken çağrılmıyorsun. Öyle bir şey yok yani. Ya, yemek genel yapılıyor. Olarak söylüyorum. Bizi kandırdı dedi. Haklısınız. Ama şunu bil, gerçekten Onur'la ilgili nokta kadar bir sahtekarlık hislerimde. Ne ben onu kalkan olarak kullanıyorum demişim. Geçtiğimiz haftanın finalinde zor anlar yaşayan Seda, arkadaşları tarafından dışlandığını düşünüyordu. Rezan işin gerçek yüzünü Seda'ya açıklamak için çabaladı. Seda bak, yani ben inanmıştım Onur'a karşı olan hislerine ama yani ben bile ki bak, ben hani aşka sonsuz biliyorum. Saygım var biliyorsun. O kadar çok şey yaşattın ki bize. Biliyorum. O kadar çok şey, yani ben sana o kadar çok inanmıştım ki. Kişiliğin farklı çıktı, hastalığın yok çıktı. Dedikoducu yanın ayrı. Hani bunlar hepsi birleşince senin duygularına inanmakta zorluk çekiyorum açıkçası. Yani ve bunun Onur'un da hani bu şekilde zorluk çekebileceğini şey yapman lazım. Biliyorum ama... Anlayışla karşılaman lazım. Biliyorum, ben bir şey demiyorum. Tamam, ne derseniz haklısınız. Özür diliyorum sizi incittiğim için. Ama gerçekten sırf bak konuşmuyorum. Haftaya sebze çıkacağım da tahmin ediyorum. Hani sırf onu kalkan olarak kullanmıyorum. Bilmem hani bir şeyleri kafasında anlasa diye uzak... Ama şu an o şekilde gözüküyor. Mesela dün Dilaversi gün işte hani şey indi. Aynen o şekilde gözüküyordu yani... hani Funda'nın da sanki gideceğini düşünerekten hani bazı şeyler yapmışsın gibi gözüküyor. Ben dışarıdan bir göz olarak... sana bak gerçekten nokta kadar, bak bir kum tanesi kadar sen aşkın saygının çok biliyorum, olduğunu biliyorum. Biliyorum. Beni anlayacağını ve da. İnan bana da şu anda böyle kötü olmanın belki hani Yasin içeri girdi, hani özür diledi. Yoksa Seda bir dönem kendisine karşı ilgi beslediği Yasin'in eve girmiş olmasından mı etkilenmişti? Anladım. Ben de şey zannettim. Hayır ya. Hani onu gördün de sonra hani yemin Onur'u ederim özledin. Onu... Hani Onur'la alakalı bir hayır, şey hayır, yemin ediyorum. Ben zaten kızların kapısına çıkarken kapı şeyi duydum. Ne o? Konuşma yaptı falan. Ondan sonra anladım Yasin. Ki ondan önce de ben burada ağlıyordum. Ha, Big Brother ağlıyordum. Oyuncağımı almıştım, ağlıyordum. Big Brother anonsu yaparken zaten peçeteyle aynanın önünde yüzümü siliyordum. Donun dedi. Peçeteyi yanımda yere atmıştım zaten. Hani bizim odaya doğru gidiyordum. Onu hani onu gördüm. Ya, gerçekten lütfen böyle düşünme şu anda. Yok tamam, hayır. Onu kötü olarak algılama ben yani. Hani yok, ondan önce de ağlıyordum zaten. Ütüm muhabbetinden ağlıyordum. Hani istemiyorum artık seni yardımda falan. Sonradan anne böyle tavır konca hani üzüldüm, canım acıdı, bir şey de diyemiyorum. Ya daha dün siz birlikte o şey yapıyordunuz, Fundalar falan hep beraber takılıyordunuz burada, içeride oynuyordun, sen bir yere masanın üzerine çıkmışsın, oynamışsın, aynaya karşı hani hareketler yapıyorum, yapmışsın, sırf iyisin. Sırf onları yapıyorum, şeye de söyledim, hani kafamı dağıtmak, çünkü kaldıkça ağlıyorum, ondan sonra bir de hani şeyi görsün, işte Seda'nın keyfi yerinde ben de keyfim bakayım, sırf oturup bir köşede suratı asık olmasın. Rezan, Seda ile yaptıkları konuşmanın ardından son bir tavsiye verdi. Bir şey söyleyeceğim bak. Hani normalde hani bu evde şu an yani Onur'dan sonra en kızgın insan benim herhalde sana. Çünkü beni oyuna getirdin. Bunu da sen kabul ediyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Gerçekten orada Funda ile ikiniz yazılmamak için beni çok iyi oyuna getirdiniz. Bakalım hani bu hafta ne olur ne olmaz. Ama senin daha önünde 2 haftan var neredeyse. Bu 2 hafta süreç içerisinde kendini düzeltmen için bu bir şans bence. Bu şansı iyi değerlendirmen lazım. Sen kalkıp bugün hemen Onur'la da barışamazsın. Başkasıyla da barışamazsın. Yani bu duyguların... Yani i̇şte bastıramıyorum. Bak acı çekmek de güzeldir. Acıyı çekeceksin. Çekiyorum, birkaç gün çekmek zorundasın ki ondan sonraki şeye, stage'e geçebilesin. Anladın mı?
Hani bu normal. Hepimiz ayrılıklar yaşadık, aşk acıları çektik. Ama biz hepimiz acılarını çekmek zorundayız ki ondan sonraki şeye, kademeye geçebilelim diye. Geçemiyorum, orada kaldım. Geçeceksin Seda, geçeceksin, geçmek zorundasın. Hazırladığınız kıyafetlerle bir defile yapmanızı istiyorum. Rezan'dan sonra Seda'nın yanına yakın arkadaşı Funda geldi. Seda'nın durumuna üzülen Funda'nın Seda'ya söylemek istediği şeyler vardı. Burada böyle suratları görüyorsun. Mesela bazen asık oluyorlar sana, bazen normal oluyorlar. Aynen, mesela Hüseyin abi sabah her şey çok normaldi. Ondan sonra akşam tencere yıkıyordu, kolay gelsin dedim, cevap vermiyor. Sonra İdil yanında İdil'e sesleniyor. İdil diyor, sana bir şey soracağım. Bizim kırmızı biberimiz var mıydı, geldi mi? İdil mutfakta ne var ne yok ne bileyim. Ben yanındayım, bana sorman lazım. Yani o bir saat içerisinde ne değişti abi de? Sen bana biberi sormuyorsun ya da... Sorsana bunu ona. Tencere yıkarken kolay gelsin dedim de... Ay sen de bir tuhafsın ama. Sen... Ben mi tuhafım bu hareketlerde? Evet. Sen bunu soracaksın. Ama artık sormak istemiyorum yani, yoruldum. Sormadığın için kaybettin hep. Seda evdeki bazı isimlerin kendisine uzak davranmasına kırılmıştı ve yaşananlar karşısında şaşkındı. Ben burada ağladım. Onu mu duydu? Trip attı ya, ben anlamadım ki. Ona ne ki ağladı insanlar? Hassas dönemdeyim. Ara ara insan sinir patlaması oluyor. Ne yapayım, sağa sola vurmaktansa oturuyorum. Yorgan altına ağlıyorum, örtün altında. Kime ne zararım var? Yani bazı şeyler insanı, hani diyor ya, öldürmeyen acı güçlendiriyor. Funda Seda'nın hislerini değiştirmek için kendince bir yol geliştirdi. Seda'nın yemek yapmayı çok sevdiğini bilen Funda'nın ondan bir isteği vardı. Ay gene yapar mısın çorba? Yaparım. Bugün? Bugün mü? Yarın. Hayır bana tarif, oturursun sen. Ben yaparım, olmadı. Hiçbir şey yok ha. Ne yapıyorsun, anlat bakayım. Yağ koyuyor. Tamam. Arpa şehriye paketi var, arpa şehriye yazıyor. Tamam. Yağ kızıyor ya, şehriyeleri içine döküyorsun hepsini. Konu yemek yapmak olunca her şeyi unutan Seda heyecanla özel çorbasının tarifini vermeye başladı. Emrah ise elinde çaylarla ağaç eve gelirken bir de çorba tarifini dinlemeye çalışınca aynı anda yapması gereken üçüncü iş olan merdiven çıkmak kendisi için zor bir hal aldı. Yağda kavuruyor, hafif renk atıyor. Tamam. Salça atıyorsun içine. Tamam. Salçayı ben sulu yapıyorum öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kırma bir tarafını ama. Görmedim. Nasıl düştü? Ben de görmedim. Sadece sese döndüm. Daha ayaktayım bak. Yıkılmadım, ayaktayım. Emrah merdivenlerde yaşadığı küçük kazayı yaptığı şakayla unutturmaya çalışsa da bu denemesi çok işe yaramadı. Ne yapıyorsun? Kavuruyorsun. Salçayı da atıyorsun. Salçayla İnsan bir geçmiş olsun da bir şey de. Ne yapıyorsun? Kavuruyor. Seni bozmamak için sormuyoruz. Haftanın lideri olan isimlerin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan bir tanesi de Big Brother tarafından verilen görevlerin düzen içerisinde uygulanmasını sağlamak. 7. haftanın lideri olan Sinan, sosyal sorumluluk görevini arkadaşlarına hatırlatarak bu sorumluluğunu yerine getirdi. Arkadaşlar, Emrah! Bir görevimiz varmış, onu yerine getirmemiz lazımmış. Bu yüzden herkes bir şeyler yapmak zorundaymış. Sinan'ın yaptığı hatırlatma işe yaradı ve ev halkı hep beraber sosyal sorumluluk görevi için ürün hazırlamaya kaldıkları yerden devam etti. Ev halkının hazırladığı tasarım ürünler internet üzerinden satışa çıkartılacak ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Dışarıdaki hayatıyla ilgili bir imza işi olan Onur'un gerekli imzayı verebilmesi, sosyal sorumluluk görevi için gönderilen bütün tişört ve mutfak önlüklerinin sıcak baskılarını yapmasına bağlı. Onur baskıları yapıyordu, ancak bu durumdan çok hoşnut değil gibiydi.
ağaç evdeki gözyaşlarının ardından sosyal sorumluluk görevine destek olmak için salona dönen Seda, kendisine dert ortağı olarak seçtiği Onur'un peluş köpeği Konta içini döktü. Yanlış konuşuyor Batu. Boş durmuş. Çocuk var. Çocuk hareketli. Ben seni sevdim bir kere. Alacağım. İtiraz yok. Sana bir yüzük takacağım. Ömür boyu takacağım yüzüne. Yüzüne, yüzüne. Oğlum nasıl parmağına. Bu kadar eminsin ya? Sosyal sorumluluk görevine kısa süreliğine ara veren Onur, kendisine eğlence malzemesi olarak uykuya olan sevgisi ilk günden beri ev halkının ilgisini çeken Hüseyin'i seçmiştir. Salonda uyumakta olan Hüseyin'e şaka hazırlığında olan Onur, arkadaşlarıyla plan yaptı. Arsel ve İdil üst kattan salonda uyumakta olan Hüseyin'e şeker atarken Rezan da pipetten hazırladığı tüf tüfle Hüseyin'i uyandırmaya çalıştı. Şaka fikri Onur'dan çıkmasına rağmen Hüseyin'in yaptığı karşı saldırının kurbanı Rezan oldu. Hazırladığınız kıyafetlerle bir defile yapmanızı istiyorum. Ba-da-b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 a
dedi. Çok yakışıklıydı. Be! Gülleri koymuş başucuna. Demiyor ki alan var alamayan var. Burada bir şirkinleştim. Koymuş kafadır gibi hala kafaya. Kurutacak kafada. Sen gördün mü yüzünü? Hayır bugün göremedim çünkü. Ben böyle donmuştum. Şöyle ben bakmaya çalışıyorum, bakamıyorum. Ben yere doğru bakıyordum, bu taraftaydım. Ben de böyle dolmuştum. Çıkıt kapı sesini kapı duydum. Kapı açtım, sen anladın mı oğlum, direkt hayır, gördün mü? Hayır, ben hiç benimle alakalı bir şey olduğunu hiç düşünmedim yani. Yasin gittikten sonra Rezan Özlem'ini Yasin'in getirdiği çiçekle dindirmeye çalışıyordu. Rezan sonsuza kadar saklamak istediği gülleri kurutmak istiyordu. Gökçen sabah kahvesini Emrah'la içmek için bahçeye çıktı. Eve gelmesinden önce herkesin dışlamayı planladığı Emrah, evdekiler için gitgide vazgeçilmez bir dost oluyordu. Zamanla fikri değişen Gökçen de Emrah'la arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak istiyordu. Sen içeride ta ki bana, ben seni nereden tanımıyorum, görmüyorum, senin hareketlerini bilmem etmem, tamam mı? Sen direkt bana gider yapınca hani işte yok makyajın çok bilmem ne, senin üzerine oynuyorum falan dedin, şurada şurada ben geçerken. Yok zaten o tamam şeydi, o laf da. Hayır bak her neyse, sen öyle söyle şey işte şakayla söylemiş olabilirsin, seni hiç tanımıyoruz. Hı-hı. Hiç tanımıyoruz. Hiçbir bilgim yok senin hakkında ve sen direkt böyle bir çıkış yapıyorsun. Hani bana böyle yumuşak bir şekilde yaklaşmış olsaydın, bak Gökçen bilmem ne falan deseydin, hani güzel bir şekilde konuşsaydık, ondan bahsediyorum. İşte bak ben bunları sevmiyorum, şunu yapma bunu yapma, güzel bir şekilde söyleyebilirsin. Herkesin bir söyleme tonu vardır, benim yüksektir, senin daha alçaktır yani hani. Böyle kalsın saçların, yapma. O ne be? Yapma yapma, çok güzel duruyor vallahi, yapma. Vallahi ya, inanmıyor musun? Yalan. Yalan. Yapma ya, yapmaya gidiyorsun. Ev halkı. Ağır çekim. Bunları götürüyorum. Panik yapmasa iyi olur, hiç halim yok. Big Brother'ın seslenmesiyle evdekiler uzaktan kumanda görevinin ilk komutunu hiç beklemedikleri bir anda aldı. Vallahi ben oynamayacağım. Boynum çok ağrıyor Emrah. Seda. Bak bir. Çok hızlı gülüyorsun. Saçmalama. Ev halkı. Hızlı çekim. Ev halkı. Panik. Kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. Hiçbir şey yok bunda. Ne yapsam acaba ya? Dur su atayım, su. Saçlarını kesebilir miyim kızların? Hüseyin kımıldama.
Onur. Kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. Abi hayırdır, sen az önce şekil falan yapıyordun. O suyu şimdi sen atamadın. Ben sana atayım mı? Hop! Ne o, atacağım abi bakayım. Az bir şey vardı zaten, fazla yoktu. Arsel, Onur'a katılabilirsin. Abi ne yapalım? Kesecekti senin saçını. Bence bunu bir sopa nerede, cezasız o bırakmayalım. Ha! Hadi! Şimdi konuş! Hadi! Konuşsana! Neyse bırak, zaten taş kesti, bırak. Abi dur, bırak. Bırak, 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 bırak. Boş ver. Allah'ım yarabbim ya. Öyle kafanı bir daha da görme bize. Onur kıpırdama. Ne oldu? He? Ne oldu? Vallahi patlatırım ha bir tane sana. Artist. Hüseyin abime bir daha laf yapma. Aklını alırım senin ha. Hızlı çekim. Ev halkı. Normal. Evde işler yavaş ilerliyordu. Bir yandan kendilerine verilen görevi tamamlamaya çalışmak, bir yandan da evin düzenini korumak ev halkı için zordu. Haftanın lideri Sinan bu konuya el attı. Görev dağılımı yapacağım. Zaten burası Onur'undur. Onur bunlara ütüleyecek. Şimdi benle beraber mutfakta gönüllü olarak mutfağı temizlemek isteyen var mı? Ben yardım ederim. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bütün hepsini biz yapamayız. Bence biz ikimiz yapalım. Kalın da ya iki kişi yapsın. Ya zaten herhalde yıkamış. Bir şey yapmayacağız. Yerleştirme var. Yıkama olmayacak. Valla ben de yıkadım. Sinan. Ama... Ben yaparım tek başıma 2 dakikada. Yürü bakalım da. Hayır ben zaten tamam. Ben sen mutfağı şey yapacağız. 5 dakikalık kişi var ya. Birileri ama... şunları katlayacak. Ben katlarım. Katlamak isteyen 2 kişi katlarım. Lazım. Ben katlarım. Tamam sen katlarsın. Birileri de etrafı süpürleyecek. Ya tişörtlere ve örtü bence boyamın yapılacak. Bitirelim. Onlar ne olacak? Sinan etrafı sonraya bırak. Şunları bitirelim abi. Herkes bir tişört ve bir önlük yapsın. Herkese ver bir bu görevi. Bir tişört, bir önlük, yani herkesin boyaması lazım. Ev halkı ihtiyaç sahibi çocuklar için kendilerine verilen sosyal sorumluluk görevine devam ediyordu. Big Brother ev halkına kazanılacak gelirin ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacağı sosyal görev için zamanın tükendiğini haber verdi. El emeği tasarımların hepsi birbirinden güzel görünüyordu. Big Brother'ın ev halkından bir isteği daha vardı. Çocuklarımızın geleceği için gösterdiğiniz emek beni çok mutlu etti. Yaptığınız her şey birbirinden güzel oldu. Şimdi sizden... Hazırladığınız kıyafetlerle bir defile yapmanızı istiyorum. Tamam. Bu defilenin koreografisi Emrah tarafından hazırlanacak. Şimdi defilede hangi kıyafetleri ve eşyaları sergileyeceğinize karar verin ve koreografinizi belirleyin. Defile için mutfaktan şömineye uzanan alanı kullanabilirsiniz. Birazdan defile başlayacak. Tamam. Şunu bitireyim de. Ev halkı. Şimdi hemen defile için seçimlerinizi yapmanızı istiyorum. Ne giyeceğiz ya?
Evin içinde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Big Brother ev halkı hazırladığı giysiler arasından seçim yapmakta zorlanıyordu. Evdekiler defilede ne giyeceklerini denerken birbirinden eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Topkapı? Var Topkapı. Topkapı vardı ama ya. Topkapı yazayım yine. Çıkacağız, böyle geleceğiz. Burada pozumuzu vereceğiz. Bak böyle. Sonra geldik. Burada pozumuzu verdik. Döndük falan. Kendimize baktık. Sonra devam ettik. Gelin içeri. Arkadaşlar. Dinleyin. Bakın buradaki öndeki kişi orada dört, hani dört dedim ya, içinizden dört sayın diye. Evet. Onu bitirip gitmeye kalktığın an buradan çıkıyorsunuz. İngilizce tamam. Mi sayalım, Türkçe mi sayalım? Evdekiler defile için son hazırlıklarını tamamlamak üzereydi. Merakla Big Brother'ın defileyi ne zaman başlatacağını bekliyorlardı. Ev halkı. Müzik geliyor. Yok müzik değil ya, anlayamadım. Defile başlasın. Başlasın. Podyuma ilk çıkan isim Emrah oldu. Emrah'ın hazırladığı tişört göz kamaştırıyordu. Ardından gelen Rezan kıvrak hareketleriyle podyumda yürümeye başladı. Onur her zamanki pozitif enerjisini podyuma da taşıdı. Mankenlik geçmişi olan Gökçen tüm hünerlerini sergiliyordu. Özenle hazırladığı tasarımları büyük bir gururla taşıyan Seda, baştaki çekingenliğini çok geçmeden atmayı başardı. Evin ağır abisi Hüseyin, podyumda yürürken de ağırlığından ve karizmasından bir şey kaybetmiyordu. Hüseyin ağır adımlarla podyumda boy gösterdi. Funda kendinden çok emindi. Funda'nın yaptığı renkli tasarım dikkat çekiyor. Arsel rahatlığı ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazanacağı benziyordu. İdil'in içinden adeta bir manken çıktı. Modayla ilgilenen İdil, anlaşılan mankenliğe de yabancı değildi. Big Brother evinin hem kızları hem de erkekleri adeta profesyonel birer manken edasıyla podyumu salladı. Yaptıkları danslar ve koreografilerle defileye renk katıyorlardı. Hepsi de yaptığı tasarımlarla göz kamaştırıyordu. Ev halkının üzerlerinde taşıdığı birbirinden renkli, birbirinden güzel giyeceklerin ve bardakların satışından kazanılan gelir, ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Thank you.
yapıyorsun? Ya oraya! Hadi gel, hadi gel. Aşkım ne yapıyorsun? Ben de yapayım o zaman. Gel. Evdeki erkeklerin defilenin finali için çok özel bir planı vardı. Hüseyin abi! Yapma abi! Ya inanmıyorum Hüseyin, sen de mi be? Oh baby! Erkekler hızlarını alamamış olacak ki defile bitmesine rağmen dayanamadılar ve podyuma bir daha çıktılar. Kızlar da onlardan geride kalmamak için kendilerini podyuma attı ve evin içinde eğlenceli zamanlar yaşandı. Big Brother evinde harika bir defile gerçekleşti. Şimdi ise sıra sergilemiş oldukları birbirinden özel tasarımları teslim etmekteydi. Ev halkı. Oldukça güzel bir defile hazırladınız. Hepinizi tebrik ederim. Şimdi hazırladığınız ürünleri düzgünce toplayıp spor salonuna bırakabilirsiniz. Hadi git. Efendim işimiz bitsin. En azından görevimiz. Görevi iyi yaptık. Kalbi sevgiyle çarşır yazacağım. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir, evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş. Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Ben yazarım, o gider falan diyemezsin. Kızım nasıl geldik oyuna? Yani ben nasıl geldim oyuna? Eğer ki bir düşmanın varsa onunla adil de dövüşürüz. Biz buraya gelirken yarışma için geldik. Göndereceklerse de hadi. Ben hayattan korkmuyorum zaten. Kralı gibi yönetirim burayı, aklın şaşar. Eğer bana bir şans daha verilirse ben bu oyunun alasını yapacağım onlara yani. Pişkin olacaksın, çakal olacaksın. Yazdığın insanın gözünün içine hiç şey yapmadan bakacaksın böyle. Big Brother evine veda edecek olan isim